Çalım, El Salvador'a gidelim. O tarafta tabii ki El Salvador'da önemli bir haber vardı. Bitcoin şehri Coinhago yanardağının eteğinde kuruluyor. Hatta bu kripto para madencileri için de bu yanardağ güzel bir enerji kaynağı olacakmış. Devrim Daniel'a gidiyoruz. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Tabii El Salvador önce olmaya devam ediyor. Hani bir Bitcoin şehrinden bahsediliyor. Nasıl bir şehir olacak? Yani herhalde böyle Alice Harikalar Diyarı gibi değil mi? Farklı ütopik ya da Kampelyanda'nın güneş ülkesi biraz felsefeyle gidersek biraz hayali bir ülkeden bahsediyoruz. Sevgili Murat Tufan, öncelikle merhabalar, iyi haftalar Teşekkür diliyorum. ediyorum, sağ olun. El Salvador çok güzel bir açılış olmuş oldu. Çok uzun bir dönem içerisinde El Salvador'u konuşuyoruz. Farkındaysanız bugüne kadar belki çok bu topa girmemiş olan, bu konularda ismi çok duyulmamış olan El Salvador, Başkan Nayib Bukele aracılığıyla bu konularda ciddi anlamda atılım yapıyor. Bizi dinleyen, bizi izleyen seyircilerimiz için bir metaverse şehri gibi gelmeye başladığını düşünüyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi herkes belki haritada yerini bile gösteremezken şu anda işte bir yanardağdan bir işte kripto varlıkla ilgili bambaşka noktalara getiriyor bizi. Yakında hepimiz tahmin ediyorum bu haberlerin daha da yayılmaya başladığını duyacağız. Özellikle benim gördüğüm iş yavaş yavaş kripto varlıkların değerlerinden ya da işte yatırım tarafından çıkmaya başlayıp insanlıkla temas etmeye başlıyor. Ve bu metaverse olarak nitelendirilen, hatta multiverse'e de geçmeye başladığımız bu dönem içerisinde bu tip böyle devlet bazlı, devlet destekli projeler çok daha gündeme gelecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi bakıldığı zaman tabii Metaverse'te ya da Web 3.0 alanında işte çok önemli Devrim Bey söylemiş olduğunuz gibi gelişmeler yaşanıyor. Örneğin Güneydoğu Asya'da OCBC Bank bir kripto para borsası kurmayı da düşünüyor. Son dönemde böyle kurumsal ilginin de arttığını gördük. Evet. Metaverse alanında da belki hani kapitalizmin yeni çıkarı diyelim hani çıkmazdan bir çıkar yol bulma noktasında Metaverse de güzel bir alan olabilir ama kripto paralarda bir baskı da sanki hissediyoruz. Hani 65 bin dolarlardan bir geri çekilme de oldu. Her şey fiyatlandı mı? Altyapı paketi mi buraya aşağı çekti? Faiz artış tartışmaları mı? Hani enflasyon Bitcoin'e yarar deniliyordu ama son dönemde altın onsu biraz daha öne de geçmiş oldu. Bir genel bir değerlendirme yaparsa Devrim Daniel ne bekliyor kripto paralarda? Neden düştü ve düşmeye devam edecek mi sizce? Öncelikle ben 3 trilyon dolar civarına çıkmış olduğumuz bu süreçte bir düşüşü normal görüyorum. Düşme değil, ben düzeltme olarak görüyorum. Her zaman da bahsettiğimiz gibi kar realizasyonları artmaya başladı. Bir de dominans eskiden işte Bitcoin ve Ethereum tarafında artarken artık odak noktalarının da kaymaya başladığını görüyoruz. Çünkü bu global toplu para bir 3-5 tane de değil, artık daha fazla para biriminde ya da kripto varlıkta değerlendirilmeye başladı. Özellikle kurumların girmesi ve gamer tarafı, yani bu metaverse dünyasıyla birlikte kripto varlıkların alınıp satılmasından daha çok kullanımına yönelik artı değer kazandıracak farklı algılar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi bence Avalanche platformunun yapmış olduğu atılımdı. Bu afet yönetimiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Deloitte'le birlikte bir iş ortaklığı duyurdu ve bu duyurmuş olduğu iş ortaklığından sonra çok ciddi anlamda bir artı değer kattığını gördük. Yani kullanımla ilgili, sadece alım satım değil, kullanımla ilgili projeler hayata geçtiği andan itibaren de insanların ilgisi de artıyor. Tabii ki regülasyonları da bekliyoruz bir yandan. Bu regülasyonların geliyor olması bence çok daha pozitif etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Tereddüt içerisinde olan diğer kullanıcıların da bu ekosistem içerisinde yer alıyor olmaya başlaması bir artı değer Evet. katacaktır. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi sevgili Murat Tufan, 65 binden şu anda 57 bin, yani 60 bin psikolojik sınırın altına inmiş oldu. 57 bin civarlarındayız. Ethereum bu arada kendi kullanımıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Bir türlü gelmeyen Ethereum 2.0 maalesef farklı blok zincirlere kayma
yoluna gitmeye sürüklüyor insanları. Niye diyeceksiniz? Oradaki işlem masrafları çok yüksek olduğu için diğer alternatif blok zincirleri insanlar kullanmaya, onları evet. değerlendirmeye başladılar. Artı bir de layer 2 çözümleri olarak nitelendirdiğimiz, yani ana otobandan çıkıp da yan paralel yollarda hareket edebildiğimiz yepyeni işte Arbitrum, Optimism, Loopring gibi, ZK-Sync gibi farklı projelerde yavaş yavaş bu blok zincirlerinin haricinde bize yepyeni kapılar açıyor. Evet, Ethereum 2 senedir neredeyse, değil mi Devrim Bey? Aslında konuştuğumuz o güncelleme mevzusu artık böyle biraz Arap saçına döndü gibi. Süremiz de sonuna geldik ama bir hani haberle bitirelim. 8 yıldır uyuyan Bitcoin cüzdanlardan çıktı. Tam 1300 Bitcoin'miş. Sizin miydi Devrim Bey? Bu Bitcoin'ler uyuyormuş. Benim olsa büyük ihtimalle şu an karşınızda olmazdım sevgili Murat Tufan, ama yani beklenti raporunda ne yorum paylaşacağım, doğru. Sizle birlikte olmak çok keyifli. Çok o yüzden iyi haftalar diliyorum. Bizi izleyen dinleyenlere de bol keyifli, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar. Aynı şekilde en kalbi duygularımızı size iletiyoruz Devrim Bey. Devrim Daniel'a veda ettikten sonra son zamanlarda çok sık görülen hareketsiz Bitcoin adreslerindeki hareketlenmeler de yaşanıyor. 61 dolara geçince de az önce söylediğim gibi 1299 Bitcoin işte bir cüzdana aktarıldı, hareket etti. Uyuyan Bitcoin'ler uyandı diyelim. Efendim şimdi borsa açılışı için sevgili Pelhan Tantua yayını devretmiş olayım. Muhtemelen olumlu bir açılış olacak. Küresel tarafta ılımlı tablo olduğunu söyleyelim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle.